Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda size matematikteki kaynak önerilerinden bahsedeceğim. Ben hangi soru bankalarını çözdüm, hangi soru bankasındaki soru tipleri nasıl, bunlarla alakalı detaylıca bilgi vereceğim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz gerçekten matematik hepimizin ön yargıyla yaklaştığı bir ders ve matematiği bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle atanmak isteyen, hedefi yüksek olan öğrenciler ister eşit ağırlık, ister sözelci, ister sayısalcı olsun bir şekilde matematik çözmesi gerekiyor. Çünkü matematik gerçekten fazlasıyla önemli bir ders ve atanmamızda bize fazlasıyla da katkıda bulunacak. Ama nasıl oluyor da bu kadar önemli derse bir türlü ısınamıyoruz ya da netlerimiz artmıyor? Bunu zaten Matematiğe Nasıl Çalışıyor adlı videomda detaylıca bahsettim. Oradan izleyebilirsiniz. Bu videoda ise kaynak öneminden bahsedeceğim ve sizin için doğru kaynakları önereceğim. Bakın öncelikle şunu samimi bir şekilde söylüyorum. Sizin seçtiğiniz kaynak dahi matematik dersinizdeki başarınızı inanılmaz derecede etkiliyor. Yani yeni başlayan biri için gidip en zor kaynağı çözerseniz matematiği zaten sevemezsiniz. Çünkü yeni başlamışsınızdır, konuların mantığını yeni yeni anlıyorsunuzdur ve en zor kitaptan birçok soruyu çözemeyeceğiniz için acaba ben öğrenemiyor muyum diye kendinizi suçlamaya başlayacaksınız. O yüzden yeni başlayanlar için kolay kaynaklardan bahsedeceğim. Hedefi daha yüksek olanlar için ya da işte full'e yakın yapmak isteyenler için, soru kaçırmak istemiyorum diyenler için de daha farklı kaynaklardan bahsedeceğim. Yani kaynak seçimi çok çok önemli. İlk öncelikle ben yeni başlayan arkadaşların pekiştirmesi adına kolay kaynaklardan başlamak istiyorum ve bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi antrenmanlarla matematik. Şimdi bu antrenmanlarla matematik kitabı tüm dersler, tüm sınav formatları için geçerlidir. Yani TET'ye giren adam da buna çalışabilir, DGS'ye giren de çalışabilir, KPSS sınavına hazırlanan arkadaşlarım da buna çalışabilir. Bu nasıl bir kitaptır? Size bol bol alıştırmalı, bol bol örneklerle ilerler ve her türlü sorunun çözümünden buradan bahsedebilir. Bu kitap sayesinde siz bir konunun mantığını tamamen oturtabilirsiniz. Yani siz ister dershaneye gidin, isterseniz YouTube'daki hocalardan dinleyin. Konuyu dinlediniz, örnek veriyorum. Devamında bu konuyu pekiştirmeniz gerekiyor. Yani hangi terim nereden geldi? Örnek veriyorum, işte bir denklem kuruyorsunuz. X nereye gitti? Hangi denklem birbirini götürdü? Hangi bilinmeyenler birbirini götürdü? Bunları bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Bunun en kolay şekilde öğrenmeniz için de antrenmanlarla matematik kitabı çözmenizi tavsiye ediyorum. Siz bunu çözdüğünüzde tabii ki sınava %100 hazır hale gelmeyeceksiniz. Çünkü buradaki sorular gerçekten kolay sorular. Ama kolay diye de çözmemezlik yapmayın. Siz burada kolaylığına, zorluğuna takılmayın. Aksine ben bu kitabı çözdüğümde devamda bana katkısı olur mu? Yani ben bu kitabı çözdükten sonra konuların mantığını artık daha iyi anlayabiliyor muyum? Neyin nereden geldiğini daha iyi saptayabiliyor muyum? Buna bakmanız gerekiyor. Size bir şeyler katacağını düşünüyorum. İkinci aşama olarak Karekök Yayınları'nın Sıfırdan Sınava adlı soru bankası var. Sol üstte TYT yazıyor ama ona takılmayın. Altta da dikkat ettiğiniz gibi KPSS, DGS, ALES yazıyor. Bu da yine KPSS'de kullanabileceğiniz kitaplardan biridir. Yani aynı anda eğer gerçekten matematikte çok fazla zorlanıyorsanız antrenmanlarla matematik çözüp ardına da bu kitabı çözebilirsiniz. Ama derseniz ki benim artık kısıtlı zamanım var ya da hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum ya da ben konuları çok pratik bir şekilde öğreniyorum derseniz antrenmanlarla matematik ya da bunu çözebilirsiniz. Yani ikisini aynı anda çözmenize gerek yoktur. Çünkü bu kitap da genel olarak antrenmanlarla matematiğe benzer. İkisinin mantığı benzerdir. Siz bunları çözdüğünüzde matematik temeliniz oturacaktır. Israrla vurguluyorum. Matematik temeli olmadan zaten soruları yapmanız imkansızdır. Bunlar sizin temelinizin oturması açısından fazlasıyla katkı sağlayacak olan kitaplardır. Üçüncü olarak benim hoca İlyas Hoca'dan bahsetmek istiyorum. Ben hangi hocaları dinledim adlı videomda da vardı. Ben İlyas Hoca'yı izledim arkadaşlar, dinledim de. İlyas Hoca gayet güzel anlatıyor. Gayet de sınava yönelik anlatıyor. Yani İlyas Hoca'yı dinlediğinizde size çok fazla şey katacaktır. O hocayı dinlediğiniz için mantıken onun soru bankasını da çözmeniz gerekiyor. Ha, dinlemeseniz dahi ben çözmenizi tavsiye ederim. Bunun da nedeni kolay, orta, zor şeklinde her konuyla alakalı 3 tane test formatı vardır. Kolayı zaten çok pratik bir şekilde yaparsınız. Çok hızlı bir şekilde yaparsınız. Ortada birkaç tane zorlayıcı sorular vardır. Ama genel olarak yine yapabilirsiniz. Ve zor adlı başlıkta da gerçekten çok çok kaliteli sorular vardır. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Ben zor kısmındaki sorulardan yapamadıklarım oluyordu. Yani ben iyi bir puan almış olmama rağmen kalkıp işte İlyas Hoca'nın zor kısmındaki soruların tamamını yapıyordum desem yalan olmuş olur. O yüzden siz eğer yapamadığınızda lütfen moralinizi bozmayın. Yine diyorum, ben evet matematiği 26'ya 1 yaptım. Çünkü geometri çözmemiştim. Geometri dışındaki kısımlarda 26'ya 1 yaptım. Ama 26'ya 1 yapmış olsam dahi İlyas Hoca'nın kitabında zor kısmında, özellikle o zor testlerde yapamadığım çok fazla
fazla soru vardı. Sizden ricam, bu kitabı çözdüğünüzde o zor soruları yapamadığınızda moralinizi bozmayın. Kolay ve ortaya yapın. Zor sorulardan da yarı yarıya yapabiliyorsanız bu da sizin için bir kârdır. Bu da sizin için bir katkıdır. Bu kitabı neden önerdim diye soracak olursanız da kitabın size en büyük katkısı ÖSYM'ye yakın soru tiplerini görmüş olacaksınız. Ve bir konuyla alakalı kolaydan en zora doğru. Ne tarz sorular çıkıyor bunu göreceksiniz. Çünkü matematikte konular değişmiyor. Siz de farkındasınızdır. 5 sene önce de rasyonel sayılar konusu aynı, 5 sene sonra da aynı. Hal böyle olunca ÖSYM belli bir konu hacmine sahip ve bu konulardan çok farklı şekilde sorular türetmesi gerekiyor. Bunu da en kolay şekilde de sorabilir, en zor şekilde de sorabilir. Siz İlyas Hoca'nın Benim Hocam kitabını çözdüğünüzde, örnek veriyorum, rasyonel sayılarla alakalı en basit soruları da görmüş olacaksınız. En zor soruları da görmüş olacaksınız. O anlamda soru çeşitliliği açısından ve soru zorluk seviyesi açısından size katkısı olacak bir kitaptır. Diğer bir önereceğim kitap Data Yayınları. Biliyorsunuz diğer derslerde de genel olarak Data Yayınları'nı öneriyorum. Benim bu yayını önermemin en büyük sebebi hız kazanmanız. Şimdi KPSS Matematik Data Yayınları'nda yine aynı şekilde formatta sorular vardır. Aşırı derecede uzun sorular yoktur. Bu kitabın size en büyük katkısı ne olur diye soracak olursanız arkadaşlar, işlem yeteneğinizi fazlasıyla pekiştirir. Çünkü şöyle bir şey var. Özellikle problemler kısmında bahsetmek istiyorum. Bakın, ÖSYM artık son yıllarda problemlerde mantığa dayalı sorular da soruyor. Yani anlama ve yorumlamaya dayalı soruyor. Daha doğrusu öyle ifade edeyim. Sadece işlem istemiyor. Bir parça veriyor. Siz o parçayı belki anlamanız 40 saniye sürecek ama soruyu yapmanız, işleme dökmeniz 10 saniyenizi alacak. Yani asıl kısım orayı anlamak olacak. Ama siz orayı anladınız diyelim, işleme dökemediniz ya da işleminiz çok çok uzun sürdü. Olayın pratiğini, işlemlerin pratiğini bilmiyorsunuz. Yine soruyu yapamazsınız. Bu kitap öyle çok fazla size mantıksal sormaz, anlama yorumlamaya sormaz. Ama sizin işlem yeteneğinizi fazlasıyla geliştirecektir. Ve yine diyorum, özellikle problemler kısmı iki aşamalı çözülür. Bir anlarsın, yorumlarsın. İkinci aşamada onu işleme dökersin. Bu sadece problemler açısından değil, diğer tüm konularla alakalı da sizin işlem kabiliyetinizi artıracaktır. Ve size hız kazandıracaktır. Data yayınlarının, tekrar ediyorum, en büyük avantajı hız kazandırması ve işlem yeteneğinizi artırması olacaktır. Bir diğer önereceğim kitap Hoca Web'de yayınlanan Fatih Hoca'nın kitabı. Fatih Örs. Yine aynı şekilde ben Hangi Hoca'dan Dinledim adlı videomda Fatih Hoca'dan da dinlemiştim, izlemiştim. Tavsiye ederim. Şimdi Fatih Hoca arkadaşlar İlyas Hoca'ya göre bir tık daha kolay anlatır, bir tık daha anlaşılır anlatır. Daha doğrusu anlaşılırdan ziyade daha temelden gider diyeyim. Hal böyle olunca bu hocanın kitabını da çözmeniz gerekiyor. Bu nasıl bir kitaptır diye soracak olursanız, antrenmanlarla matematik ya da işte Karakök yayınlarının sıfırdan sınava adlı soru bankalarından daha zor bir yayındır. Ama asıl sınav formatında mıdır derseniz, hayır, sınav formatına göre bir tık kolaydır. Ama kolay diye de çözmemezlik yapmayın. Yine vurguluyorum, aşırı derecede kolay bir yayında değildir. Özellikle aşama aşama gitmek isteyen arkadaşlarım için. Yani siz matematiği antrenmanlarla matematikten ya da farklı bir kitaptan oturttunuz diyelim. Birdenbire zor kaynağa geçmek istemiyorsanız, aşama aşama gitmek istiyorsanız araya bir yere bu kitabı da sıkıştırabilirsiniz. Çünkü bunu çözdükten sonra bir tık daha zor kaynaklara daha da adapte olmuş olacaksınız. Onları daha iyi bir şekilde çözebileceğinizi düşünüyorum. Ardından PEGEM Akademi'nin ezber bozan matematik soru bankası. Arkadaşlar, PEGEM'i ders fark etmeksizin her dersi çözmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun da en büyük nedeni, PEGEM'in soruları belli bir standarttadır, belli bir kalitededir. Her sene aynı çizgiyi devam ettirir. Yani ne çok abstrakt sorular sorur, ne inanılmaz derecede kolay sorular sorur. Genellikle sınav formatına çıkabilecek soruları soruyor. Bu kitabı matematiği iyi olan arkadaşlar çözdüğünde bir tık kolay bulabilirler. Ama matematiği orta olanlar için ya da iyiye yakın olan arkadaşlar için kesinlikle o kadar kolay bir kitap değildir. Evet, ÖSYM'ye yakın sorular vardır. İçinde kolay sorular da vardır. Ama zor sorular da vardır. Yani genel olarak birbirini dengeler. Orta seviyede bir kaynaktır diyebilirim. Ve sınava bana göre en yakın kaynaklardan biridir. Yani ben PEGEM'de böyle çok saçma sapan bir soru gördüğümü hatırlamıyorum. Aksine sınavda benzer sorular çıktığına fazlasıyla şahitlik ettim diyebilirim. Sıradaki yayınımız 7 İklim. Şimdi 7 İklim'in Bumerang serisi dediğimiz bir kaynağı var. Ve Bumerang serisinin tüm kitaplarını ben çözdüm. Yani tüm dersler için çözdüm. Öyle söyleyeyim. Matematiği de çözmüştüm. Arkadaşlar, Bumerang serisi 7 İklim yayınlarının özellikle az önce Data'da bahsettiğim şeyler için benzerini söyleyebilirim. Nasıl yani? 7 İklim zaten arkadaşlar bilindik bir yayındır ve belli kalitede olan bir yayındır. Ama bunun farklı formatları vardır. İşte Bumerang serisi de bunlardan biridir. Bumerang serisi sizin hız kazanmanızı sağlar. İşlem yeteneğinizi ve pratiğinizi artırır. Hal böyle olunca da siz zaman anlamında fazlasıyla kendinize bir şeyler katmış olursunuz. 7 İklim Bumerang serisinde evet belki farklı tarzı aşırı derecede soru görmeyebilirsiniz.
Soru çeşitliliği kısıtlı olabilir. Ama hız kazanmak istiyorum. Ben evet net sayılarım yüksek ama örnek veriyorum 20 soruyu 30 dakikada 40 dakikada çözüyorum diyorsanız bumerang serisini çözebilirsiniz. Bu size hız kazandırır ve böylece de siz bir soruyu daha pratik şekilde çözebilirsiniz, pratik hale getirebilirsiniz. Bir diğer önereceğim yayın Matematik Doktrin'dir. Doktrin yayınlarıdır. Bu kaynak soru çeşitliliği açısından zengin bir kaynaktır. Bunu o şekilde söyleyebilirim. Burada çok basit sorular da görebilirsiniz arkadaşlar. Ama aksi takdirde çok zor sorular da görebilirsiniz. Genel olarak baktığımızda orta seviyeye yakın bir kaynaktır. Yani kimisine göre ortanın bir tık altı gelir, kimisine göre ortanın bir tık üstü gelir. Ama ortalama olarak orta seviyelerde bir yayındır. Bunu çözmeniz de soru çeşitliliği açısından size katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ardından Şenol Hoca. Arkadaşlar Şenol Hoca'nın şöyle bir şeyi var. Bu kitabı ben çözdüm. Bunun gerçekten aşırı derecede ekstrem zor soruları da var. Yani benim tabiri caizse böyle çok fazla zorlandığım, bir soruda 3-4 dakika harcadığım soruları da var. Aslında hocanın mantığını anladığımda, yani tamam çözümlü bir soru bankası zaten, çözümlerine baktığımda çok rahat bir şekilde anlıyorum. Ama nasıl oluyorsa ben bu kitapta kendimde çözemediğim şey şuydu. Soruyu çözdüğümde aklıma bir türlü gelmiyor. O yüzden dolayı fazlasıyla zorlanıyordum. Belki evet soruları çok çok zor değil. Ben göremediğim için zorlanıyordum. Ama genel olarak baktığınızda bunu sınava yakın tarihte çözerseniz daha da katkısı olacaktır. Yani ilk başlar başlamaz şahsen ben bu kitapla başlamanızı tavsiye etmem. Çünkü yanlışlarınız fazla çıktığında sizin özgüveninizi kırabilir. Özgüveninizin kırılmaması açısından ileriki zamanlarda bu kitabı çözebilirsiniz. Burada tabiri caizse hani deriz ya ÖSYM seçici sorular da sorar, eleme soruları sorar. O tarz sorular bu kitapta mevcuttur. Yani sizin hedefiniz 30'da 30'dur ya da 30'da 29'dur. Hal böyle olunca da o 30 tane sorudan örnek veririm 4 tane ya da 5 tanesi çok kaliteli zor sorular olabiliyor. Siz o zor soruları da yapmak istiyorum derseniz bu kitabı çözebilirsiniz. Bunu tavsiye ederim. Bir diğer önereceğim yayın yine benzer zorlukta olan, tabiri caizse zor olan yayın yargı yayınlarıdır. Şimdi yargı genel olarak zaten kolay bir yayın değildir arkadaşlar. Çok kaliteli soruları vardır. Ve kaliteliden kastım aşırı zor anlamında değil. Yani gerçekten sorular mantıklıdır ama belli bir zorluğu olan sorulardır. Bir de bu yargının muhteşem serisi var. Şimdi matematiğin de muhteşem soru bankası yargı yayınlarını çözdüğünüzde siz eğer bunu çok rahat bir şekilde çözebiliyorsanız emin olun sınava fazlasıyla hazırsınız demektir. Çünkü bu kitapta çok çok zor tarzda sorular var. Yani ÖSYM o tarzda soru sormuyor belki. Ama sorabilir. Az önce bahsettiğim gibi çok seçici sorular olabiliyor. Ve sizin bu seçici soruları bir şekilde halletmeniz gerekiyor. Bunu da iyi bir şekilde halledebilmeniz için zor soruları da bilmeniz gerekiyor. Derseniz ki ben matematikte 30'da 30 hedefliyorum ya da gerçekten matematiğime güveniyorum derseniz ve kaliteli soru arıyorum derseniz yargının kitabını çözün. Çünkü yargıda hatalı soru arkadaşlar çok fazla yoktur. Her soru özenle hazırlanmıştır. Özellikle muhteşem serisine belli bir seviyedeki sorulara hitap eder. O soruları içerir. Ama çözmenizin ise fazlasıyla katkısı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer önereceğim yayın Evveliyat. Bu İSEM yayınlarının yine bir serisidir. Evveliyatı çözebilirsiniz. Buradaki sorular kolayla orta arasındadır. Yani kolay diyemem ama size çok zor da diyemem. Ortaya yakındır diyebilirim. Bunu çözdüğünüzde ne gibi katkısı olacak? Hem diğer çözdüğünüz soru bankalarına destek olmuş olacak. Hem de burada arkadaşlar farklı tarzı sorular var. Bakın bu önemli bir kavramdır. Sizin soru çeşitliliği açısından çözebileceğiniz bir kaynaktır. Çünkü asla bunu her ders için söylüyorum. Tek bir tane kaynaktan sınava girmeyin. O yüzden zaten her videoda elimden geldiğince çok fazla sayıda kaynak önermeye çalışıyorum. Kaliteli kaynakları önermeye çalışıyorum. İSEM yayınları da bunlardan biridir. İSEM'de çok az da olsa yani %1 ihtimal olsa hatalı sorular vesaire denk gelebilirsiniz. Ama genel olarak baktığınızda soru çeşitliliği açısından bu kitabı çözebilirsiniz. Ben çözmenizi tavsiye ederim. KPSS matematiğin şifresi, kariyer akademi şifrelerle zenginleştirilmiştir diye bahsediyor. Şimdi bazı arkadaşlarda şöyle bir şey var. Konuların genel olarak çok püf noktalarını öğrenmek istiyorlar. Yani bir soru mantığıyla ya da işleme döküldüğünü örnek veriyorum 1,5 dakikada çözülüyorsa çok pratik bir şekilde çözmek isteyen arkadaşlar da oluyor. Bunu da çok doğal bir şekilde karşılıyorum. Çünkü sınav aynı zamanda zamanla yarıştığımız bir süreçtir. Daha hız kazanma adına ya da o vakit kazanma adına çözülebilecek bir kaynaktır. Siz bunu çözdüğünüzde ya evet bu soru aslında böyle çözülüyormuş. Ben bunu dakikalarca çözmeme gerek yok. Bu yöntem diğer sorularda da tutuyormuş deyip farkına varacağınız soru tipleri var.
Bu yüzden dolayı da siz bunu çözdüğünüzde yine diyorum birçok soruda ya da birçok benzer soru tipinde aynı mantıkla daha kısa sürede çözebileceksiniz. Matematiğin Şifresi adlı yayını da yani Kariyer Akademi'nin Matematiğin Şifresi adlı soru bankası kitabında öneriyorum. Son olarak önereceğim yayın Kara Kutusu, Matematiğin Kara Kutusu. Bunu mutlaka çözün arkadaşlar, Kara Kutu yayınları. Şimdi burada çıkmış sorular var. Ve çıkmış sorular genellikle konulara göre sıralanmıştır. Bazı kitaplarda yıllara göre, örnek veriyorum 2005 matematik çıkmış sorular, 2006, 2007 gibi gider. Bazılarında ise temel kavramlar çıkmış sorular, işte sayı basamakları çıkmış sorular gider. Sizden ricam lütfen sınava çıkmış soruları çözmeden girmeyin arkadaşlar. Bu sizin için çok çok önemli. Ne gibi önemi var? Sizin en azından sınav hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacak. Yani siz, aa evet ÖSYM böyle soruyormuş diyeceksiniz. Ve 2006'daki soruda da benzer mantık olacak. 2008'dekinde de benzer. 2010'da da, 2012'de de, 13'te de, 14'te de. Yani her yıl benzer mantık olacak. Siz minimum son 10 yılın çıkmış sorularını çözün ki ÖSYM son 10 yılda neler sormuş? Ya da değiştirmişse neleri değiştirmiş? Örnek veriyorum işte rasyonel sayılarla alakalı artık problemlere dayalı mı sorular soruyor yoksa yine işlemsel mi soruyor ya da problemler konusunu nasıl soruyor, geometri soruları nasıl geliyor? Bunların hepsinin iyi bir şekilde analizini yapmanız gerekiyor. Analizini yaptığınızda ne gibi katkısı olacak? Siz sınava girmeden sınavda ne ile karşılaşabileceksiniz bunun bilincinde olacaksınız. Ve sınava girdiğinizde büyük bir şaşkınlığa ya da büyük bir şoka uğramayacaksınız. Ha, evet zaten ben bu tarz bekliyordum diyeceksiniz. Bu da sizi paniğe kapılmanızı engellemiş olacak. Dediğim gibi son olarak matematiğin kara kutusunu da tavsiye ediyorum. Bunu da çözün. Genel olarak ben size şu anda antrenmanlarla matematik 1 ve 2 dahil olmak üzere toplam 14 tane kaynak önerdim. Bunları hızlıca tekrar etmek gerekirse Kariyer Akademi'nin Matematiğin Şifresi, İSEM Yayıncılığı'nın Evveliyat serisinin Soru Bankası, Şenol Hoca'nın Soru Bankası, Matematiğin Kara Kutusu, 7 İklim'in Bumerang serisinin Soru Bankası, Doktrin yayınlarından Matematik Doktrini, Yargı'nın Muhteşem Soru Bankası, PEGEM'in Ezber Bozan Matematik Soru Bankası, Hoca Web'de yani Fatih Hoca'nın kitabı, İlyas Hoca'nın kitabı, Data Yayınları'nın Soru Bankası ve Karakök Yayınları'nın sıfırdan sınava. Son olarak da antrenmanlarla matematik. Toplam 14 tane kaynak önerdim. Şahsen bu kaynakları çözdüğünüzde ben sizin sıkıntınızın kalacağını zannetmiyorum. Burada detaylıca tek tek tüm kaynakların içeriklerinden bahsetmeye çalıştım. Ve hepsinin zorluk seviyesini bahsetmekte özellikle bunun üstünde durdum. Çünkü siz bir kitabı aldığınızda ya bu kitap çok zormuş ya da bu kitap çok kolaymış deyip beklentinizi karşılamayabilir. O yüzden kitap almadan ben size detaylıca bilgi vermek istedim ki hangi kitap nasıl soruyor, soru tarzı nasıl bunları bilirseniz size en çok hitap eden kitabı seçmeniz daha da kolaylaşacaktır. Umarım katkısı olmuştur. İstekleriniz, önerileriniz için yorumlarda yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum. Elimden geldiğince de hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Aynı zamanda Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Sizden tek bir ricam var. Videoların katkısı oluyorsa arkadaşlarınıza önerip paylaşırsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hepiniz en kısa zamanda hedeflerinize ulaşırsınız, atanırsınız. Lütfen karamsarlığa kapılmayın. Hepinizin başaracağına canı gönülden inanıyorum.